kemençe çalamam iki tane teline. Ben kemençe çalamam iki tane teline. Benim tuttuğum sevda konuşamaz eline. Ben baktım Trabzon'a, yol nereden aşağıyı. Sevip de ağlamayan acan nasıl yaşayı. Sevip de ağlamayan acan nasıl yaşayı. Kifteydi kabar. Ben çekildim maraydan, kalanlar resimler. Çıktım dağın başına, yol bulup aşamadım. Alamadım sevdanı, ona kavuşamadım. Alamadım sevdanı, ona kavuşamadım. Gökten uçan teyare, uyanların soldu mu? Aldın gittin sevdanı, boş koltuğun doldu mu? Aldın gittin sevdanı, boş koltuğun doldu mu? Allah Allah ya. Nasıl güzel bir Karadeniz ezgisi. Arkadaş bu. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir oynuyoruz bir gülüyoruz, ne yaptığımız belli ben değil. Ben hep tam öyleyim yani. Güler her gün beni bitirdi. Güler misin ağlar mısın? Ama öyküyü de başka toparlayamaz. Evet aynen. Yani ben aynen. Gerçekten burada çok o kadar duygulandım ki süper, bir anda böyle süper. Sizin enerjinizi Safa, düşürmek enerji istemediğim harika. İçin izninizi istedim. Çok özür dilerim. Hemen gittim geldim. Mergül içeride ağladım geldim. Bunlar güzel duygu halleri. Safa tam zamanında yetişti. Safa tam zamanında yetiştin evet. Bugün... evet vallahi. Çok iyi geldin, sen söz dinlemişsin. Evet hocam. Evet söz dinleyip kemençenle gelmişsin. Ama türkünün adı ben kemençe çalamam. Ya nasıl oldu bu iş peki böyle? Biraz tabii yanlış anlaşıldı hocam o sözde. Ama devamına bakarsak ben kemençe çalamam. İki tane evet. Telinen üç telli enstrümanımız. Üç tel bir ömür tabii hocam. Bu arada doğaçlama da söyleyebiliyorlar. Leb değmezler gibi Allah Kars'taki tabi aşıklar gibi. Atma türkü yapabiliyor. İlerleyen zamanda olur hocam. Aa, belki hepinize birer birer bir atma türkü. Şey değil yani. Şimdi öyle olur mu? Kısacık, bir, kısacık yani, azıcık atsana. De atabilirsin yani. At. Şu an malzeme karşında duruyor. Aynen. Tabii tabii kemençe de elde. Şöyle bir jüriye bir bulaşsana aynen, şöyle. Aynen bütün aranızda böyle yaptınız değil mi? Onları birbirine versene. Yok şimdi bir de puan almadan önce böyle bir şey ama yapıp. Ama şimdi atma türkü de taşlamada oluyor. Şimdi o yüzden diyor ki ben şimdi jüriye bir taş atarsam. Tabii puanları yansıyabilir. Kaya olarak bana geri. O türkülerde tamam, atış serbest bu arada. Sonra bekliyoruz ama. Tabii ki hocam, tabii çok ki. Tamam. Aklımda o da. Peki Emir Taner'e atabilir misin bir türkü burada? Bumerang üzerine. Emir Talha'nın başına gelen sıkıntılarla alakalı birkaç türkü atabilirim belki. Ayağıyla alakalı ama şimdi değil tabii. Sonra. Yazmam lazım. Tamam süper. Eyvallah. Çok güzel. Cengiz hocam nasıl buldunuz performansı Safa'nın? Harika. Yani otantik, doğal. Bayılıyoruz değil mi? Toprak yani. Evet, direkt toprak. Karadeniz yaylası. Harika. Keyifle dinliyoruz kardeşlerimizi. Çok güzel. Öykü? Çok ben de katılıyorum. Çok yani zaten Safa'nın böyle abartısız, iddiasız bir tavrı hali var ya o benim çok hoşuma gidiyor. Çok o da çekiyor değil mi? Yani o ses yani şimdi mesela hareketli bir türkü söyledi ama o ses rengindeki o ağlamaklı o hani bizim oraların o havası, o yaylası, o toprak kokusunu, o havanın kokusunu
bize taşıyor stüdyoya. Ya bir de 3 özellik var farklı. Yani hem çalma, hem söyleme, hem oynama. Üçü bir arada. Bu ya üçünde atma. De yapma yani birçok şeyde iyi olman gerekiyor ki bu ayakta bu performansı hocam, yapabil. Aslında saydığınız şey yani bir yöre sanatçısının ya yani kemençe çalan biri için 3 özellik çok önemli. Sizin söylediğiniz 3 özellik. Kemençe çalacak, türküyü söyleyecek. Bir de yayladasın, oturarak çalamayacaksın. Koron halkası gidiyor peşine. Ya. Oturarak çalamayacaksın. Peşine gidiyorsun oynayarak. Tabii. Şimdi hani yürür gibi de gidemiyorsun. Oynaya. Belki bize bir fıkra anlatırsın. Harikasın. harikasın. Çok güzel. Belki bize bir fıkra anlatırsın. Safa müthişsin, müthiş. Sağ olun hocam. Safa'ya çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli orkestramıza da tabii ki bu güzel düzenleme için teşekkür ediyoruz. Ali Yılmaz'a ve sanatçılarımıza sağ olsunlar. Evet, Safa'yı büyük alkışla şimdi kendini uğurluyoruz. Bravo.